Sevgili dostlarım merhaba, yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Bu videoda dolar bu seviyeden alınır mı sorusunun cevabını sizlere vermeye çalışacağım. 5.80 seviyesine geldi dolar. Dolar yükselmeye, Türk lirası değer kaybetmeye devam edecek sevgili dostlarım. Bakın biz 5.80 seviyesindeyiz. Bu seviyeden dolar alınabilir. 5.80'in bundan sonraki süreçte altı pek de fazla görünmüyor. 5.78'in üzerinde kaldığı sürece zaten 5.80'e çıkması muhtemeldi. Hatta 5.75 seviyelerinde bir taban oluşturuldu. Burası bir sıçrama tahtası olarak kullanıldı ve dolar 5.80'in üzerine atıldı. Bundan sonra sadece yerli yatırımcılar değil, devlet de bir politika olarak, daha önceki videolarımda da söylemiştim sizlere, devlet de bir politika olarak Türk lirasının değersizleşmesi için özel bir çaba harcayacak. Doları baskılamak yerine doları serbest bırakacak ve doların yükselmesine göz yumacak. Aynı Çin'in yaptığı gibi, aynı Arjantin'in yaptığı gibi sevgili dostlarım. Evet, gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelere bayrak açtılar. Gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkeler arasında büyük bir para savaşı bizi bekliyor. Doları değerli hale getirmek için Çin elindeki bütün enstrümanları kullanacak. Zaten Çin kapıyı araladı. Amerika 300 milyar dolarlık Çin malına vergi koyduktan sonra, bakın bugün Amerika Çin'le anlaşma yoluna gitmeye çalışıyor. Trump sürekli olarak açıklamalar yapıyor. Çin'le anlaşmaya hazırız diye. Bunun tek bir sebebi var. Çin'in elinde çok güçlü miktarda para ve altın var. Bu parayı kullanarak dolar üzerinde baskı yapabilir. Her ne kadar Amerika'nın elinde dolar basma gücü olsa da sevgili dostlarım, Çin'in de elinde büyük bir üretim gücü ve yıllardan gelen bir tasarruf var, bir birikim var. Bu birikimi doları ve euroyu baskılamak için kullanabilir. Dolar bundan sonra daha da güçlü hale gelecek, daha da değerli hale gelecek. Dolar değerlendikçe bizim gibi ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerinde para birimleri değer kaybettikçe doğal bir gümrük sınırı, gümrük duvarı oluşacak. Bakın Türkiye'de dolar 10-12 bandına doğru sağlam adımlarla ilerlemeye başladı bile. Bundan sonraki süreçte doların daha da hızlı yükseldiğini göreceğiz. Önce 7 seviyesi, ardından 8-9 seviyeleri aşılacak ve 10-12 bandına yerleşecek yıl sonu itibariyle dolar kuru. Çünkü olması gereken yer bu seviye. Fiyatlamalar bu seviyeye göre yapıldı ve Türkiye'nin ihracatçı olabilmesi için, dış pazarlarda rekabetçi olabilmesi için elindeki tek şansı bu. Ayrıca bu saatten sonra Çin ve Rusya politikaların tersine bir hareket etmesi de mümkün değil. Ya IMF'nin kapısını çalacak borç bulabilmek için, ya da Çin ve Rusya ile paralel hareket edecek. Bakın Arjantin IMF'nin kapısını çaldı. IMF ile birlikte hareket etmeye kalktı. Bugün pezosu kat be kat değer kaybetti. Aslında Arjantin'in işine gelen bir şey bu. IMF'nin şu an itibariyle Arjantin pezosu ile ilgili yaptırımları da doğru. Yani Arjantin pezosunun değer kaybederek daha çok ihracatçı olmasını sağlamaya çalışıyor. Arjantin'e verdiği 50 milyar doları geri almanın başka bir yolu, yöntemi yok IMF için. Şimdi Türkiye'nin de borçlarını ödeyebilmesi için, üretimini geliştirebilmesi için, tarım sektörünü ayağa kaldırabilmesi için ve en önemlisi işsizlik problemini çözebilmesi için Türk lirasını değersiz hale getirmesi gerekiyor. Tabii şu soru sorulabilir. Dolar 10-12 lira bandına gittiği zaman oluşacak enflasyonu Türkiye nasıl kaldıracak? Türkiye'de şu anda zaten 10-12 liraya göre fiyatlamalar yapılmış durumda. Evet, doların 10-12 lira olduğu seviyeye göre fiyatlamalar yapılmış durumda. Bundan sonra enflasyonist bir baskı oluşturması için doların herhangi bir sebep aslında bulunmuyor sevgili dostlarım. Burada devletin müdahale ederek, gerektiği an denetim mekanizmalarını devreye sokarak dolar yükselse bile enflasyonu baskı altında tutması önemli. Yine önemli bir ayrıntı, Türkiye'nin cari açık gibi bir problemi var. Türkiye'nin ithalat odaklı olmak gibi bir problemi var. Türkiye ithalat odaklı olduğu sürece işi her geçen gün daha da zorlaşacak. İthal ettiği ürünleri ithal ikame yoluyla kendi yurdunda üretmeyi başarırsa Türkiye zaten birçok sorunu da çözmüş olacak.
hem sanayi üretimini hem tarım üretimini arttıracak hem de bu kesimlerde çalışan iş adamlarının, işçilerin, çiftçilerin önünü açmış olacak. Bakın mesele sadece ihracat meselesi değil. Mesele yurt içine rahatça giren ithal malında önünün kesilmesi meselesi. Zaten en önemli mesele bu. Yurt dışından Türkiye'ye ithal mal ucuza girdiği sürece Türkiye'nin belini doğrultması mümkün değil. Tabii burada şu soruyu sorabilirsiniz. Türkiye'ye aslına bakarsanız Amerikan ürünlerinden, Avrupa ürünlerinden çok Çin ürünleri giriyor. Çin böyle bir şeyi neden desteklesin? Çünkü asıl hedef gelişmekte olan ülkeler, yani bizim gibi ülkeler değil Çin için. Çin için asıl hedef Avrupa ülkeleri, Çin için asıl hedef Amerika. Bu ülkelerle rekabet halinde Çin. Ekonomisini bu ülkelerin önüne geçirmeye çalışıyor. Hem kalite standardı olarak, hem üretim olarak, hem fiyatlama olarak, hem de ekonomik büyüklük olarak. O nedenle sevgili dostlarım, Türkiye'nin de parasının değersizleşmesi şu an itibariyle Çin'in işine geliyor. Yarın öbür gün dengeler değiştiğinde Çin bir politika değişikliğine gidebilir. Apayrı bir konudan bahsediyoruz. Ama bugün itibariyle gelişmekte olan ülkelerle ittifak yaparak Çin'in tüm ülkelerdeki para birimlerini aşağıya çekmesi işine gelen bir nokta. Asıl rakiplerini kündeye getirmesi gerekiyor çünkü. Fed faiz indirme sinyali vermiyor. Fed Amerikan ekonomisi bu düzeyde kaldığı sürece, enflasyonist baskı devam ettiği sürece, işsizlik verileri iyi geldiği sürece, inşaat verileri iyi geldiği sürece, konut satın almaları iyi geldiği sürece şu anki faiz seviyesini korumaya devam edecek. Faiz seviyesini aşağıya çekmesi için herhangi bir neden bulunmuyor. Faiz seviyesini aşağıya çekmediği sürece de Amerikan dolarının piyasaya girmesi mümkün değil. Yani Fed'in de katkısıyla Amerikan doları güçlü politikasını devam ettirecek sevgili dostlarım. Çin bir yandan parasını değersiz hale getiriyor. Rusya parasını değersiz hale getiriyor. Arjantin parasını değersiz hale getiriyor. Fed piyasaya dolar vermiyor. Yani bol para politikasına geçmiyor. Bol dolar politikasına geçmiyor. Böyle bir ortamda sevgili dostlarım bizde Türk lirasının değer kaybetmemesi mümkün değil. Mutlaka Türk lirası değer kaybetmeye devam edecek. Zaten Türk lirasının değer kaybetmesi konut sektörünü de destekleyeceği için faiz indiriminden çok doların yükselmesiyle birlikte çözülecek dolar konut sektörüne gireceği için en azından devletin böyle bir beklentide olmasından dolayı Türkiye'de dolar yükselmeye devam edecek. Ne zamana kadar ve nasıl yükselecek derseniz önce 6.40, 6.80, 7.20, 7.20'nin üzerinde 8, 9, 10 seviyeleri, 10, 12 bandı aralıkta büyük ihtimalle 12 liraları görmüş ve konuşuyor olacağız ve o gün politikalarımızı bir kez daha gözden geçireceğiz. Bundan sonraki süreçte dolar ne olabilir'i konuşacağız. Zaman zaman geri çekilmeler olacaktır. Zaman zaman ileriye hareketler olacaktır. Ama buradaki kritik nokta şu. Tekrar tekrar söylüyorum. Lütfen kaldıraçlı piyasalardan, Forex, Viop gibi piyasalardan eğer ki profesyonel değilseniz uzak durun. Küçük yatırımcı olarak asla ve asla günlük işlem yapmayın. Al sat yapmayın. Geri çekilsin. Bu sizin için bir zarar değil. Günün sonunda siz esas hedef noktanızı belirleyin. Bu hedef noktanıza geldiğiniz an dolarınızı bozdurun. Günlük işlemlerden ve kaldıraçlı işlemlerden uzak durmazsanız büyük zararlarla karşı karşıya kalırsınız. Bakın dün 6.48 seviyesine bir dakika içerisinde gitti ve pek çok stop patladı. Pek çok kişi, pek çok yatırımcı profesyonel olmasına rağmen battı sevgili dostlarım. Evet, profesyonel olmasına rağmen battı. O nedenle lütfen kısa vadeli işlemlerden ve kaldıraçlı işlemlerden uzak durun eğer ki para kaybetmek istemiyorsanız. Uzun vadeli düşünürseniz de emin olun paranızı ve kendinizi korumaya devam edeceksiniz. Bunların hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Size bir öngörü sunmak için bunları uzun uzun anlatıyorum. Yatırımlarınızı yaparken lütfen dikkatli olun. Para kaybetmemek önceliğiniz olsun. Zaman zaten sizin para kazanmanızı sağlayacak. Bunu unutmayın.
Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Videomu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Yorumlarınızı tabii ki bekliyorum. Kanalıma abone olursanız da mutlu olurum. Hoşça kalın, mutlu kalın.